Pelvik organ prolapsusu, pelvik organların vajenden sarkması anlamına gelmektedir. Nedeni ise pelvik tabanda oluşan hasar nedeniyle pelvik organların vajenden dışarıya doğru fıtıklaşmasıdır. Hangi organları kapsayabilir? Aslında bunu organların vajenle olan komşuluğuyla değerlendirmek gerekir. Örneğin ön duvar olarak baktığımızda mesane ve idrar çıkış borusunun, arka duvar olarak baktığımızda kalın bağırsağın son bölümü yani rektumun, üst duvar olarak baktığımızda da rahim yani uterus ve karın içeriğinin yani bağırsakların sarkması söz konusu olabilir. Pelvik organ prolapsusunun yol açtığı yakınmaları değerlendirirken öncelikli olarak hayat kalitesini önemli oranda etkilediğini, buna rağmen hekime başvuru oranının da düşük olduğunu söylemek gerekir. Hangi yakınmalara yol açar? Bu da kaynaklandığı duvar ve hangi organı içerdiği ile ilgili olarak değişebilir. Örneğin ön duvarla ilgili bir durum varsa o zaman daha çok mesane ve mesane çıkış borusu ile ilgili yani idrarla ilgili yakınmalara yol açabilir ki idrar kaçırma dahi söz konusu olabilir. Arka duvarla ilgili olanlarda kabızlık problemleri ortaya çıkabilir. Tabii dışarı çıkan organın oluşturduğu vajinadan sarkan bir kitle hissi de söz konusudur. Pelvik organ prolapsusu ya da pelvik organların vajenden sarkması neden gelişir? Aslında birçok faktör söz konusu olabilir. Örneğin genetik yatkınlığı da bunun içinde sayabiliriz. Ama pelvik tabanı hasarlayan durumlarda pelvik organ prolapsusu söz konusu olabilir. Örneğin doğumlar ve hamilelik bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca geçirilmiş histerektomiler pelvik organ prolapsusu oluşumu için bir sebep olabilir. Bunun dışında örneğin kronik öksürük durumlarına yol açan hastalıklarda pelvik organ prolapsusu nedeni olabilir. Tedavide öncelikli amaç sarkan organların gerçek anatomik lokalizasyonlarına geri getirilmesidir. Bunun için uygulanan rekonstrüktif ameliyatlar söz konusudur. Tabii bunu yaparken organlarla ilgili oluşmuş yakınmaların da ortadan kaldırılması amaçlanır. Bir önemli nokta da yeni yakınmalara yol açmayacak şekilde tedavinin planlanmasıdır. Eğer hastada idrar kaçırma gibi yakınmalar varsa ek olarak buna yönelik de tedaviler düşünülmelidir. Tedavi seçenekleri konusunda öncelikli olarak korunmadan bahsetmek gerekir. Özellikle pelvik tabanı güçlendirici egzersizlerin önemini vurgulamak lazım. Ancak eğer gelişmişse ve tedavi de gerekiyorsa o zaman hangi organı içerdiği ya da nereden kaynaklandığı tespit edilerek ona yönelik tedaviler, cerrahi tedaviler planlanmalıdır. Bunlar vajenden yapılabileceği gibi daha nadir olarak da üstten yani karından yapılabilir. Bu arada yeni gelişmiş yöntemler yani laparoskopi ya da robotik tekniklerden de faydalanmak söz konusudur. Eğer idrar kaçırma ile ilgili bir girişim yapılacaksa bu da aynı seansta eklenebilir.